hızlı ikinci konumuza devam ediyoruz efendim. Ailenizin herbalisti, bitki uzmanımız bugün de bizlerle birlikte olacak. İbrahim Gökçek hocamız. Kist, menopoz, nasıl kız çocuğuna, erkek çocuğuna sahip olunur? Hocamın yeni yöntemlerini dinleyeceğiz hep birlikte. Yayınımıza bağlanmak istiyorsanız eğer, bu tür problemleriniz varsa alan konumuzla birlikte 0212 356 99 92 numaralardan canlı canlı sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hamile kalmak isteyen bayanlar varsa özellikle nasıl bitkisel yöntemlerle, ben de çok merak ediyorum. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Parlıyorsunuz böyle, gözleriniz, kravatınız çok güzel. Sağ olun, rengi. Teşekkürler. Nasılsınız? Siz de çok şükürsünüz maşallah. Teşekkür ederim efendim, çok mersi. Hamdolsun. Şimdi hangisinden başlayalım hocam? Menopozdan mı, kistten mi? Genel olarak şöyle kadın hastalıkları. Hamilelikte problemler mesela. Birçok varlıklı aile. Evet. Karı koca erkek çocuğu istiyorlar. Evet. Bir türlü olmuyor. Almanya, Avrupa'ya, Asya, oraya buraya gidiyorlar. Çeşit çeşit yöntemlerle, metotlarla erkek çocuğu olmanın yollarını arıyorlar. Bu konuyla ilgili ben bir hadis okudum. Profesör Doktor İbrahim Canan'ın hadis kitabı var. Evet. Peygamberimizin bir hadisini okudum da çok yani ilgimi çekti. Peygamber Efendimiz diyor ki erkek sabreder de sonra başarılırsa erkek çocuğu olur ama sabredemezse kız çocuğu olur. Bununla ilgili Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. Sperm, iki tür sperm var. Evet. X, Y kromozomu taşıyan spermlere erkek sperm denir. X kromozomu taşıyan spermlere ise dişi sperm denir. Yani dişilik hormonu, kromozomu taşıyan spermler farklı. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler farklı. Erkeklik kromozomu taşıyan spermler hızlı hareket eder, tez ölür. Dişilik yani kız çocuğu hormonu taşıyan spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bu nedenle erkek bayandan önce boşalırsa sperm hareket eder hızlı. Rahim ağzını geçtikten sonra eğer ki yumurtalıktan yumurta gelmemişse rahime sperm ölür ve dişilik hormonu, dişilik kromozomu taşıyan dişi spermler yavaş hareket eder fakat uzun ömürlü olduğundan o yumurtaya ulaşır ve doğacak olan çocuk kız çocuğu olur. Klinik araştırması bu belgelenmiş. Bu nedenle bazı erkekler mesela diyelim ki vatandaşın 6-7 tane kız çocuğu var. Sürekli oğlan çocuğu arıyor, bulamıyor. Evet, erkek çocuğuna takıntı başka yapıyor. Bir düşkünlüğümüz var değil mi hocam? Evet, Türk evet. Halkı olarak. Benim babam da dahil. Babam da dahil. Onu başkadır. Onu yani yere göğe hani akan sular durur yani. Evet, yani takıntı yapıyorlar bazıları. Problemi ailesinde zannediyor. Problem erkekte burada. Problem kadında değil, evet. Erkekte. Bir erkek ağır iş yapıyorsa, yorulmuşsa ve o yorgunluktan sonra zinde değilse vücudu, cinsel bir ilişkide giriyorsa spermleri tabii ki tez boşaldığı için hedefini bulamaz, kız çocuğu olur genellikle. Fakat dinlenmiş olarak, dinç olarak bu işi yaptığında genellikle ve önce hanımının rahatlamasını bekledikten sonra rahatlarsa yani boşalırsa çocuk erkek çocuğu olur. Anladım. Bu hem Peygamberimizin hadisi var bu konuda, hem de klinik araştırması var, belgeli. %100 değil tabii, %90'a yakın böyledir. Hocam menopoz, menopoz evresinde olan bayanlar ne önerirsiniz? Yani çay olarak hani bitkisel rahatlamalar açısından çay ya da nedir bu tip problemi olan seyircilerimiz varsa, bu evredeyse bayanlarda, hani kadın hastalıklarından bahsettik. Evet, orada geldik, tamam. Oraya geçelim. Geçelim. Geçelim efendim. Yani erkek çocuğu geçelim. Sahip olmak isteyenler söylediğim gibi yaparlarsa genellikle %90 erkek çocuğu. Rahim burada ağzı hocam son zamanlarda özellikle Türkiye'de rahim ağzı kanseri ne yakalanan kadınlarımız var. Ne yapmamız gerekiyor?
Bitkisel yöntemlerle hani mantar diyoruz değil mi sürekli? İltihaplar diyoruz. Nasıl oluşuyor bu rahatsızlıklar aslında? Rahim ya da kist. Kist nasıl oluşuyor hocam? Rahim ve vajinadaki iltihapların veya yumurtalıktaki iltihapların sebebi genellikle bakteridir. E. coli bakterisi, işte flokokon, streptokokon vesaire bakteriler. Bunun tedavisi kolay. Fakat esas tehlike bir EBV virüsü, iki herpes simplex tip 2 virüsü. Human papilloma dediğimiz virüs, yani genital sihile sebep olan virüs. Zararlı şey. Tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine sebep olur. HPV virüsü, HSV yani herpes simplex tip 2 virüsü. Bu dudakta çıkan uçuğun ikinci tipi, yani değişik bir formu. Bunlar tedavi edilmediği zaman bayanlarda, Allah korusun, kansere kadar gider. Büyük tahribat yapabilir. İkinci tehlikeli rahatsızlık ise bağırsaktaki mantarların vajinaya ve rahime yerleşmesi nedeniyle kişide önce bayanlarda akıntı olur. Daha sonra tedavi olmasa daha ağır, pis kokulu akıntılar, yaralar vesaire vesaire daha da ağırlaşır. Şimdi kis veya miyomun oluş sebebi biraz kompleks. Neden? Bağırsaklardan gelen toksik madde karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen her şeyi arıtmaya çalışır. Arıtma tesisi gibi. Arıtamazsa ne olur? Kanda dolaşan toksik madde rahimde miyoma, yumurtalıkta da kiste sebep olur. Yani buradaki kan dolaşımındaki anormallikler kirli kanın birikmesi vesaire vesaire cerrahat curuğu. Hocam belli bir yaştan sonra mı olur yoksa hani 30 yaşındaki bir bayanda da kist görülür mü? Yaşla ilgisi yok. Mesela ben bir hanımefendiye konuştum. 19 yaşında 3,5 santim kisti vardı. İksir aloe vera jel kullanıyor. 5 santime kadar büyümüş. Küçük bir portakal kadar. Evet. Dedi ki hocam sizin dedi iksir bu aloe vera jel ben kullandım. Bir ay, 1,5 aydır kullanıyor. Küçüleceğine büyüdü. Evet. Panik olmuş. Dedim ki hayır daha önce böyle jel gibi dağınık olan kist toplamış bir noktaya top gibi olmuş. Küçük bir top gibi. Çünkü kisti besleyen saçak şeklinde kıl gibi ince yan kökler var. Yani kist orada kendi kendiliğine durmuyor. Havada asılı değil. Onu besleyen yan kökler var. Dokuya, çevre dokuya yayılmış. İksir, aloe vera jel ve kis çayı kullandığı zaman... Kis çayı. Kis çayı. Hocam ne kadar sürede kullandı? Hayır, şimdi yavaş yavaş küçülmeye başladı. Önce 3,5 santimdi. Bizim ürünleri kullandı. 5 santime yükseldi. Daha sonra 2 ay sonra yavaş hocam, yavaş küçülmeye başladı. Hocam iksirimizi kullanma süresi... Kiste olan yani dediğiniz gibi 3 santim 4 santim kiste olan seyircilerimiz varsa, hanımlarımız varsa ne kadar sürede kullanmaları gerekiyor hocam? Onların küçülmesi için ya da yok olması için. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Bir, iki, mesela iki bayan bize geldi. Birinde 5 santimlik bir miyom. Diğerinde iki tane, biri 4, biri 6 santimlik miyom. Şimdi bunlar ikisi de başladı ürün kullanmaya, iksiri. İksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör ne varsa eritir. Ben ona dedim ki ikisine de bayanların günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı ile başlıyorsunuz. Sonra 3 yemek kaşığı, 4 yemek kaşığı, yarım çay bardağına kadar artırabilirsiniz. Artı aloe vera jel de aynı şekilde kullanır. Artı çay, tabi bu arada peynir yok. İltihapları azdırır. Hocam çok şey istiyorsunuz. Peynir. Yok. Kahvaltılarınızın vazgeçilmesidir değil mi? Peynir yediğin zaman kişinin vücudundaki kolesterol çok yoğun olarak artar. Yağlanır. Vücudu yağlanır. Damarları hocam, yağlanır. Aslında yani asit olarak diyoruz ama yani peynirde tamam asit var ama kola bağımlısı insanlar da var şimdi. Hani kola içen gazozda da aslında asit var. Kolada da asit var. Yani peynirde... Asit... Kaç milyon asit türü var biliyor musun?
Milyonlarca asit var. Farklı farklı. Hmm. Portakaldaki limonda da asit var ama onlar faydalı asit. Elmada da asit var ama faydalı asit. Hmm. Asit doğru. Var, asit var. Farklı farklı asitler var. Doğru. Zararlı asitler var, faydalı asitler var. Yani hepsi asit. Evet, peyniri kesiyoruz hocam. Peynir, siyah çay, kahve, kola, fanta, kola, aşırı et yememek gerekir. Şimdi bu bayanlar mesela ikisi de kullanmaya başladı. Dört ay sonra ikisi de geldi bana. Birinde tamamen erimiş. Hiçbir şey kalmamış. Öbüründe sadece bir santim küçülmüş. Eriyen bayan dedi ki ben dozacı yavaş yavaş artırdım. Günde beş defa yarım çay bardağı içtim dedi. Diğeri de azaltmış tam tersine. Günde üç dört defa yarım çay bardağını çıkar diyeceğim ya bir yemek kaşığına indirmiş. Evet. Tez bitmesin diye. Dedim ki sen böyle devam et. Üç dört senede ancak erir. Yani. Evet. Dozaj önemli. Yavaş hocam, yavaş. Her bünyeden bir de farklılığı aslında değil mi? Yani şimdi sizde mesela o tip rahatsızlık var. İki ayda geçer, bende beş ayda geçer. Bünyeyle ve dirençle alakalı bir durum aslında değil mi? Hani az kullanmak, çok kullanmak değil mi olay? Hani dozajı artırmak gerekir. Bir, sağlıklı beslenmek gerekir. İki. Hani kimi insanda, sağlıklı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimi insanda dozajı yükselttiğinizde farklı etkiler, farklı rahatsızlıkları tetikler, farklı rahatsızlıkların çıkmasını sağlar, neden olur. Kiminde de diyorum, hızlanmasını, yani o rahatsızlığı hızlı bir şekilde yok eder. Onu anlatmaya çalışıyorum, evet, yani değil mi? Süreç tabii her bayan ve her insan için farklı farklıdır. Tabii. Mesela diyelim ki yeni doğan bir kız çocuğunda 1 milyon yumurta var. Evet. Ergenlik çağına gelip de adet görmeye başladığı zaman bu yumurtalar yavaş yavaş her adet döneminde ortalama bir bayan ömrü boyunca ortalama 400 defa adet görür. Her adet görüşünde bu 1 milyon yumurtadan bir kısmı adetle birlikte atılır. Yani hamile kalmazsa. Evet. Şimdi bu süreç içerisinde diyelim ki kanallarda iltihap varsa, kis varsa, tıkanma varsa, yumurtanın akışı engelliyorsa, polikistik ovar dediğimiz sendrom ortaya çıkmışsa, iltihaplar adet görmeyi engeller, zayıflatır vesaire. Yani adet problemi, regl problemi çeken izleyicilerimize de hocam bu konuda bilgilendirelim. Mesela günü tutmuyor. Bazen çok uzun oluyorlar. Bazen işte çok kısa oluyor falan. Bu bünyeyle mi alakalı? Ne yapılması gerekiyor? Miyom veya kist olanlar regl düzensizliği yani. Regl düzensizliği yaşar. Olarak. Görmeyebilir de bir mesela uzun süreceği ilgili görmeyebilir. Orada kan birikebilir. Yani rahatsızlık artabilir. Kendi haline bırakırsa. Ameliyat olsa mesela diyelim ki miyom veya kistten dolayı ameliyat oldu. Bu kökten çözüm değil. Sonra tekrar rahatsızlığa tekrar yeniden 6 ay 1 yıl sonra tekrar miyom kist oluşur. Çünkü onun saçak şeklindeki yan köklerini ortadan kaldıramıyorsunuz. Bütün dokuya yayılmış yumurtalıklar rahimi ve çevre organa yayılmış olduğundan. Hocam genç kızda da kist olur değil mi? Yani bunu tetikleyen birçok faktör var. Kimyasal ilaçlar, alkol, sağlıksız beslenme. Çok fazla kimyasal ilaç kullanımı kan değil mi? Alkol tüketimi değil mi hocam? Dengesiz, düzensiz beslenmek de. Yani çocuk o bekar mesela çocuğu yok, çocuk doğurmamış. Hem regl düzensizliği hem de bunun arkasında kist oluşumu olabilir. Başka hastalıklar da bu rahatsızlıkları tetikler. Beyin, orta beyin, hipotalamus, hipofiz bezesine yönlendirir. Hangi organ, hangi hormondan ne kadar salgılanması gerektiğini hipofiz bezesine yönlendirir. Ona göre mesela progesteron, östrojen vesaire ne kadar hormon salgılanması gerekiyorsa ona göre hormon salgılanır. Bu hormonlardan progesteron hormonu yetersiz olursa adet düzensizliği, adet yetersizliği, az adet görme gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Veyahut da hipofiz bezesinde toplu iğne başı kadar bir mikro adenom oluşur bazı bayanlarda. Yani erkeklere de olur da. Bu böyle bir mikro adenom oluşmuşsa kist, iyi huylu veya kötü huylu. Evet. Bu bütün vücudun dengelerini bozar. Prolaktin hormonu aşırı yükselir. Östrojen hormonu düşebilir. Hamile kalsa bile bayan o yüksek orandaki hormon ceninin zehirlenmesine sebep olabilir. Anormallikler ortaya çıkar. Bu nedenle
Hipofiz bezesindeki anormallik varsa, aşırı prolaktin hormonu çok yüksekse hemen iksir aloe vera jel özel bir kis çayıyla bunu eritmek mümkün. Kesinlikle. 6 hafta 7 haftada bugüne kadar hamdolsun problemsiz bu tür rahatsızları tedavi ettik. Tedavi edilmiş. Yani 1,5 ay sürede değil mi hocam? Yani 2 aydan az aslında değil mi? Evet, tedavi evet, süreci evet. Yani hani. Menopoz ise haftada. Kemik yani menopoz bazı bayanlar birçok hastalık erken menopozu tetikliyor, sebep olabiliyor. Aşırı derecede mesela alkol kullanımı, antibiyotik kullanımı değil mi hocam? Evet, aşırı kimyasal. Menopozu erken menopoza giren bayanlarda östrojen hormonu seviyesi sürekli düştüğü için evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Kemik erimesi, sinirsel gerginlik, baş ağrısı, ateş basması. Benim bir tanıdığım bayan, hocam beni intihar etmek istiyorum. Çünkü yumurtalıklarını Almanya'da ve rahmini doktorlar almış. Aman aman aman, Allah korusun. Kadıncağız intihar etmek istiyor. Buna karşı çok özel bir çayımız var. Yani menopoza, erken menopoza girenler için. Hocam şöyle genel olarak toparlayacak olursak, menopoz, rahatsızlığı çeken, kist problemi olan, rahminde kist olan bekarlarımız, evlilerimiz nasıl kullanmaları gerekiyor? Aloe vera jelimizi, İksir, aloe vera jel, özel bir kis çayı çayımızı. Eğer ki tansiyon problemi, kolesterol varsa onu da tedavi etmek gerekiyor. Çayımız nerede hocam? Getirmediniz mi bugün? Çay getirdik tabii tabii burada. Nerede? Şöyle izleyenlerimize de gösterelim. Evet. Evet. Bu kis çayımız değil mi hocam? Evet. Özel bir çay. Evet. Eğer ki tansiyonu veya kolesterol varsa ona uygun çay da gerekir. Yani rahatsızlığa göre değişir çaylar. Birlikte bir yemek kaşığı bundan, bir yemek kaşığı diğerinden demliğe koyup üzerine 1 litre kaynar su koyup ilave edip 10 dakika beklettikten sonra gün boyu içilirse. Fakat burada etkili olan iksir ve aloe vera jel. Onları nasıl kullanmamız gerekiyor? İksir günde 3-4 defa 2 yemek kaşığıyla başlayıp sonra 3-4 yemek kaşığına yarım çay bardağına kadar artırılabilir. Evet. Aynı şekilde aloe vera jel de aynı şekilde kullanılır. Kullanışları aynı. Biri yemekten önce, diğeri yemekten sonra. Yemekten önce ve yemeklerden sonra bu çayımızı hangi aralıklarda içiyoruz hocam? Gün boyu içebiliriz. Bardak bardak içiniz efendim. Sabah, herhangi bir yan öyle, etkisi yok. Yatmadan. Zaten bitkisel içerikli değil mi hocam? İnternet adreslerinizde zaten ekranda sevgili izleyenler. Merak edenler zaten her zaman söylüyoruz. Sizinle yaptığımız programda her zaman söylüyoruz hocam. Doğrulanmış, ispatlanmış bilgileri sizler bizleri ve ekranları başındaki seyircilerimizi aydınlatıyorsunuz. Zaten internet sitelerinden erkek veya kız çocuğu sahibi olmak isteyenler. Farklı bir yine bitkisel yöntemlerle. Evet. Onlar da var değil mi hocam? Bütün bilgileriniz zaten internet adreslerinizde mevcut. Zaten numaralarınızı da arkadaşlar sürekli veriyorlar ekrana. Hocam süremizin sonuna geldik. Evet süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler bugün bizlerle birlikte olduğunuz için haftanın bu güzel gününde. Keyifli sohbetinizden dolayı teşekkürler. Efendim bizlerden